Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Hiç. Nişantaşı'na geçeceğim de vapura yürüyordum. Gel hadi bırakayım seni. Yok, sen hiç yolunu değiştirme. Ben de o tarafa gidiyorum. Gel. Ajansa mı? Yok. Ama ajanstan biriyle buluşacağım. Çekim için elbise falan seçecekler. Anladım. Kuzey nasıl? 10 gün daha hastanede. 10 gün mü? O kadar ciddi mi durum? İyice iyileşmeden çıkarmayacaklar. Ya. Bir ara uğrayayım o zaman. Uğra. Uzun zamandır 3 set üst üste kaybetmemiştim. Bugün çok dağınıksın ama. Sen de attın. Baksana perişan oldum. Ay. Bence aklın başka yerde senin. Oynarken sürekli saate baktığın için kaçırdın topları. Erkek arkadaşımın kardeşi hastanede. Ona uğrayacağım. Erkek arkadaşım mı? Güney'in kardeşi hastanede. Güney senin erkek arkadaşın mı? Bilmiyordum. Aslında pek ortalara düşürmedik bu durumu. Ama sen yabancı değilsin. Bundan sonra ortak da olduğumuza göre aileden sayılırız. Şimdi ben dağıldım. Neden? Neden diyor bir de. Çünkü senden hoşlanıyorum. Bunu belli ettiğimi sanıyordum. Özür dilerim. Nereden çıktı bu Güney? Hep vardı. Enteresan. Onu küçümseme. O çok başarılıdır. Ayrıca şirketlerimizin ortak olması Güney'in fikriydi. Ben artık gideyim. Bir duş alsaydın. Evde alırım. Bugün de ne kadar çok şey öğrendim. Can, arkadaşlığımızın bozulmasını istemiyorum. Sen benim için çok önemlisin. Arkadaşlığımız hiç bozulmayacak Banu. Sanırım bu acıyı atlatabilirim. İnşallah. Aşk olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese selam söyle. Banu'ya da selam. Öp onu benim için. Ya yapma bunu ya, yapma. Sürekli Banu'yla ilgili bir şeyler ima ediyorsun. Yok öyle bir durum, yok. Tamam, yoksa yoktur. Ha, dün akşam da saçma sapan konuştun. Ne hale getirdin beni ya? Sen de beni fırsatları değerlendirmekle suçladın reklam işini kabul ettiğim için. Özür dilerim. Ne kadar içime oturdu laflarım biliyor musun? Senin söylediklerin de benim içime oturdu ama. Bütün gece kurdum söylediklerini. Meğer ünlü olmaya ne kadar meraklıymışsın. Ben kendim için bir çıkış yolu arıyorum. Ünlü olmak değil derdim. Ömrümün sonuna kadar garsonluk yapmak istemiyorum. Bu kötü bir şey mi? Değil tabii ki.
Ben sadece Güney Tekin oğlunun karısı olmayı hayal ettim. Annem diyordu zaten hep. Senin hayallerin bizim evin 50 metre ötesine kadar değil. Öyleydi. Şimdi böyle bir ihtimal de ortadan kalktı. Kalkmadı. Ne o zaman? Hı? Niye öyle durup dururken ayrılalım dedi? Cemre, ben zor günler geçiriyorum. Nasıl bir kabusun içinde olduğumu anlatamam. Anlat. Niye anlatmıyorsun? Senin kabusun beni de etkiliyor. Bana da anlatmak zorundasın. Niye konuşmadın? Şu an konuşmak istemiyorum. Cemre. Cemre. Ya bir bekler misin? Bir bekle. Zor günler yaşıyorsun çünkü vicdan azabı çekiyorsun. Kabus dediğin de benim. Çünkü ikimiz de idare ediyorsun. Ya yok öyle bir şey. Banu mu Cemre mi? Banu mu Cemre mi? Tabii ki Banu. Banu'yla bir ilgisi yok. Yaşadıklarım tamamen benimle ilgili. Bizimle ilgili. Ben tutmayayım seni. Rahat rahat konuş Banu'yla. Mesajını yaz. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.